Liposuction'da amaç bölgesel yağ fazlalıklarından kurtulmaktır. Liposuction sanılanın aksine kesinlikle bir kilo verme yöntemi değildir. Bir seferde en fazla hastanın kilosuna da bağlı olarak 5-6 litre yağ alınabilmektedir. Bu da hastanın kilosuna, uygulama yapılacak yerlerin büyüklüğüne ve sayısına bağlı olarak değişmektedir. İdeal olarak yaşı genç, lokalize yağ fazlalığı olan, derisi sıkı olan hastalarda yapıldığı zaman çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Ama bizim insanlarımız her zaman ideal hasta olmamakta ve bazen son haline kadar beklemekte ve bundan sonra ameliyat olmaya gelmektedir. Tabii ki bu hastalarda da liposuction faydalı olmakta, ancak ideal hastalardaki kadar başarılı sonuçlar beklenmemelidir. Liposuction ideal olarak sarkıklığı olmayan hastalarda uygulanmaktadır. Eğer karın bölgesinde bir sarkıklık varsa liposuction değil, deriyi de birlikte çıkartabileceğimiz karın germe ameliyatı tercih edilmelidir. Tabii ki karın germe ameliyatı liposuction'la da birlikte kombine edilebilir. Ancak karın bölgesindeki sarkıklık olmayan hastalarda liposuction yeterlidir. Yine belli bir yaşın üzerinde cilt elastikiyeti kaybolduğu için liposuction yaparken düşünülmelidir. Karın germe ile kıyaslama yapılarak ameliyat tercih edilmelidir. Liposuction uygulama yapılacak bölgenin büyüklüğüne göre lokal anestezi, sedasyon anestezisi, genel anestezi altında yapılabilmektedir. Kişisel tercihim olarak ben sedasyon anestezisini tercih ediyorum. Bu sırada hasta uyuyor, tamamen uyuyor, hiç ağrı duymuyor, hiçbir şey hatırlamıyor ama en güzel tarafı da bittiği zaman hemen ameliyattan sonra evine gidebilmekte. Ameliyatta herhangi bir iz kalmamakta çünkü çok ince kanüllerle ameliyat gerçekleştiriliyor. Yine deri altındaki yağları ikiye ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi yüzeyel yağlar, bir tanesi de derin yağlar. Ameliyatta derin yağları liposuction tekniğiyle alıyoruz. Yüzeyel yağları koruyoruz. O yağları aldığımız zaman ciltte düzensizlikler meydana gelebilir. Hastaların çok sorduğu sorulardan bir tanesi, hani düzensizlik olur mu? Düzensizlik normal şartlarda olmaz. Derin yağları aldığımız müddetçe bir sorun olmaz. Ancak hastanın yapısı zaten düzensizse, dalgalanmalar varsa, hasta kilolu ve derisinde sarkma ve gevşeklik varsa o zaman dalgalanma meydana gelebilir. Bunu hastaların önceden bilmesi ve doktorunuyla konuşması gerekmektedir. Ameliyattan sonra ilk gün pek ağrı olmayacaktır. Çünkü içeriye uzun etkili lokal anestezikli maddeler verilmekte. Ama ertesi gün ve bir sonraki gün hafif ağrılar olmakta. Bunlar da ağrı kesicilerle tolere edilebilecek ağrılar olmakta. Hastaların büyük bir kısmı 3. günden itibaren işlerine geri dönebilmektedir. Genelde 1 hafta kadar süren şişlik ve morluk evresi oluşmakta. 1 haftadan sonra ise şişlikler azalmaktadır. 1 ayın sonunda hastaları çıplak olarak gören kimseye ne ameliyat olduğunu anlar ne de bir gariplik fark eder. Sonucu net bir şekilde alınmış olur. 1 ay boyunca da korse giyilmesi gerekmektedir. Tabii ki bütün ameliyatlarda olduğu gibi iyileşme 6 ay kadar devam eder. Bizim içeriden alamadığımız ama harap ettiğimiz yağlar da vücut tarafından bu süreç içerisinde emilir ve en iyi hallerine gelirler.